Merhabalar, Kaptan işi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kat kat çok farklı bir tarifle geldim. Puding ile hazırlayacağımız, kolayca yapabileceğimiz, zor gibi görünse de aslında çok basit bir tatlı tarifi vereceğim. Her katı Siz ayrı mutlu edecek, oldukça da hafif, misafirlerinizin hoşuna gidecek, şahane bir tatlı olacak. Şimdi tarif kısmına geçelim isterseniz. Öncelikle kekimizi yapmakla başlayacağız. Kekimizi yapmak çok basit. 2 yumurta ve 1 çay bardağı şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Ardından içerisine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıvı yağ ilave edip tekrar çırpacağım. Şimdi burada 2 su bardağı un var. 2 su bardağı unun içine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, ve 2 yemek kaşığı tepeleme un ilave ettim ve bir güzelce karıştırdım. Bu karışımı sıvı malzemelerimin üzerine eleyerek ekliyorum. Bu eleme işlemi çok önemli unutmayın. Kekimizin kıvamı e, koyu bir kıvam olacak. Bu sizi korkutmasın. Gördüğünüz gibi oldukça koyu bir kek oldu. Şimdi bunu kalıbımıza yayacağız. Kalıbım benim 20 santimlik bir kalıp e, biraz kalın düşebilir ama verdiğim ölçülerle 22-24 santimlik kalıplarda da yapabilirsiniz kek hamurumu yayıyorum şöyle zemine birkaç defa vuruyorum önceden ısıtılmış 180 derece fır, alt üst ayar fırında pişecek şimdi kekim pişti geldi Kalıptan çıkardım ve bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Çünkü e, bir kek kalıbım altta olacak, bir kek tabanım da üstte olacak. Ayırdıktan sonra işleme geçeceğim şimdi. Yine aynı ölçülerdeki bir kalıba veya daha bir daha küçük bir kalıba nasıl arzu ederseniz kalıp ölçüsü size bağlı. Yaptığınız e, pişirdiğiniz kek kalıbında da yapabilirsiniz. Ben biraz daha kalın dursun diye. 1 santim küçüğüne koydum ama tekrar ediyorum pişirdiğiniz kelepçeli kek kalıbında da yapabilirsiniz. Keki yerleştiriyorum ve e, ıslatacağım şimdi keki. Şekerli bir süt hazırladım bir su bardağı. Yarısını alt taban için kullandım. Islattıktan sonra şimdi ilk beyaz katmanım olan vanilyalı pudingi hazırlayacağım. 2 su bardağı süte vanilyalı pudingimi ilave ettim. Kaynayana kadar karıştırdım, pişti gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bu 80 gramlık beyaz çikolatalardan bir tane ekliyorum. Bu beyaz çikolata kısmı da yine tamamen zevke göre değişir. Ben ilkini böyle yaptım, ikincisini de çikolatasız yaptım. İkisi de gayet güzeldi ama beyaz çikolata farklı bir lezzet veriyor. Arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Sonra beyaz çikolatam eridikten sonra pudingi döküyorum. Ve bir spatula ile her yerine gelecek şekilde düzenliyorum. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. O buzdolabında hafif donarken ben e, ikinci katım olan çikolatalı puding yapacağım. Burada da bir buçuk su bardağı süt var. Bir buçuk su bardağı süte pudingin kakaolu pudingin tamamını boşalttım. Kakaolu pudingler biraz daha cıvık oluyorlar. E, o yüzden özellikle e, az kullandım sütü. Şimdi içerisine de yine aynı 80 gramlık çikolatalardan ekleyeceğim piştikten sonra eriyene kadar karıştıracağım. Kullanacağınız pudingin markasına göre değişebilir. Her zaman arkasında yazan talimattan bir su bardağı eksik yapın. Daha koyu olması ve daha kesilirken net dilim elde edilmesi için. Buzdolabında soğumuş olan vanilyalı pudingin üzerine şimdi çikolatalı pudingi döküyorum sıcak sıcak. Yine çikolata kısmı tamamen arzuya göre değişir. Ee, ikiz, ben ikisini de yaptım. Bir çikolatalı bir çikolatasız. Çok güzel oldu ikisi de. Arzu ederseniz çikolataları ekleyebilirsiniz. Arzu etmezseniz de eklemeyebilirsiniz. Şimdi çikolatalı pudingim de donacak hafif. O donsun. Buzdolabına kaldıracağım. Kekimi eklerken biraz daha kolaylık olsun diye. Bir 10 dakika sonra az evvel ayırdığım diğer kek parçasını da kek tabanını da en üste ilave ediyorum ve şöyle kenarlardan hafifçe bastırıyorum düzeltiyorum bu kekimi de az evvel hazırlamış olduğum şekerli sütle biraz daha ıslatacağım bir su bardağının yarısını alta kullanmıştım yarısını da üste kullanıyorum kekim ıslattıktan sonra bir su bardağı soğuk sütte bir poşet krem şantiyi çırptım ve onu en üste e, dizeceğim, düzen ve düzelteceğim. Böyle parça parça koyuyorum ki kekim ıslandığı için bütün koyarsam düzeltme sırasında kekte dağılma yapabilir. O yüzden parça parça ekliyorum. Parça parça ekleyip sonra spatula'nın arkasıyla bir güzel düzenliyorum gördüğünüz gibi düzenledim şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım 5 ee, saat kadar vaktiniz varsa da bir gece kadar buzdolabında dinlenirse çok daha güzel olacaktır Ben bir gece dinlendirdim şimdi bir gecenin sonunda kalıptan çıkaracağım bu tarz kalıplardan çıkarırken her zaman sıcak havlu koyuyorum. Kaynar suda beklettiğim havluyu, havlunun suyunu sıkıyorum ve kalıbın etrafına sarıyorum. Metal genişlediği için şimdi siz de göreceksiniz. Oldukça kolay bir şekilde kalıptan pasta çıkmış olacak. Pastamız servise hazır. Ben üzerine kakao serperek servis etmek istedim. Ama siz çikolata rendesi de yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan da servis edebilirsiniz. Bu süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize, damak tadınıza bağlı. Şimdi bir dilim alıp size içini de göstermek istiyorum. Yine her katı ayrı ayrı belli şahane bir pasta oldu. Bu tarz pastaları keserken her zaman söylüyorum, bıçağınız her kesişte temizlensin. Yanınızda bir bez olsun. Kestikçe temizleyin böylece bıçaktaki o diğer e, Kramalar katlara karışmayacaktır ve böyle düzgün, belirli, net dilimler elde edeceksiniz. Bir de yakından şöyle pastamın iç dokusunu göstereceğim ve sonra bir çatalla e, size e, nasıl muntazam bir pasta olduğunu tekrar göstermek istiyorum. <laughs> Kanalımda bu çeşit pasta tarifleri oldukça fazla var. Ee, diğer yemek kanallarında olduğu gibi kabaran kek tarifleri, pastane usulü kurabiye tarifleri vermekten kaçınıyorum. O tarz tarifleri her yerde bulabiliyorsunuz. Ben özellikle böyle farklı ama pratik tarifler vermekten yanayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur, sizler için de başarılıdır. Şimdiden Yapacak arkadaşlar, ellerine sağlık. Yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.